Tüm emeklilere her ay ödenecek. Bakanlık harekete geçti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kiralarını ödemekte zorlanan milyonlarca emekliye yardım eli uzatıyor. Kirada oturan tüm emeklilere her ay düzenli olarak kira desteği sağlanacak. İşte tüm detaylar. Artan enflasyon ve peş peşe gelen zamlarla birlikte geçim sıkıntısı yaşayan milyonlarca emekli, yapılan zamdan beklediğini bulamadı. Ancak emekli zammının açıklanmasının ardından umutları kırılan milyonlarca emekliye güzel bir haber geldi. Kiralarını ödemekte zorlanan ve ekonomik sıkıntılar yaşayan emekliler ile milyonlarca vatandaş için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti başlatılan kira yardımı programı ile kirada yaşayan vatandaşlara her ay düzenli olarak destek sağlanacak. Bu program kapsamında belirli şartları sağlayan vatandaşlara düzenli olarak kira yardımı yapılacak. Başvurular en yakın ilçe kaymakamlıklarına veya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla yapılabilir. Ayrıca başvurular e-devlet üzerinden de gerçekleştirilebiliyor e-devletten kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? e-devlet üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar şu adımları izleyebilirler. TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapın. Arama kısmından hak sahibi ailelere kira yardımı yapılması bölümüne gidin. Uygulamaya git sekmesine tıklayarak başvurunuzu tamamlayın. Kira yardımı miktarları yaşanılan şehre göre değişiklik göstermektedir. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar için kira yardımı miktarı 3500 TL'ye kadar çıkarken Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir'de bu miktar 3000 Türk Lirası olarak belirlendi. Diğer büyük şehirlerde aylık kira yardımı ise 2500 Türk Lirası olarak uygulanacak. Diğer illerde ise kira yardımı 2000 Türk Lirası olarak ödenecek. Kira yardımından yararlanmak isteyenlerin başvuru sırasında hane gelirlerinin belirli bir sınırın altında olması ve gerçekten kira yardımı ihtiyacı içinde olmaları gerekmektedir. Bu destek programı, kira ödemelerinde zorlanan vatandaşlara önemli bir yardım sağlayarak sosyal yardımların daha etkin bir şekilde dağıtılmasına katkıda bulunacak.